Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün Instagram'dan biri yazdı bana. Herhalde bir kadındı zannedersem. Oğlu varmış, beni de çok seviyormuş. Beni takip ediyormuş, bütün videolarımı izliyormuş. Ama dedi bir sıkıntı var, bize dedi huysuz bir delikanlı herhalde. Annesine babasına küfür ediyormuş. Gibilerinden, ya dedi bununla ilgili bir video çekersen iyi olur falan dedi. Tabi çocuğu ben tanımıyorum, kimdir, nedir, ne değildir diye. Oğlum biz tamam küfür ediyoruz. Lan bu dit ediyor yine ibne şey ya. Her neyse. Oğlum anaya babaya küfür olur mu ya? Lan küfür edecek memlekette adam mı kalmadı? Tamam biz de ediyoruz gır gırına bilmem neyine falan ama anaya babaya asi olmak, oğlum hayatın boyu işin rast gitmez lavuk. Adam ol, delikanlı ol, anandan babandan özür dile, ellerini öp, bundan sonra da öyle bir şey yapma. Kim olduğunu bilsem, lan şu şey dalga da, yarın bunu yaptırmak lazım. Sanki araya bip giriyormuş gibi. Evet. Lan biz de kaptırdık yine. Yine arkadaşlar, evet. Anaya babaya, büyüklerinize kesinlikle saygılı olun. Terbiyesizlik de yapmayın. Adam olun. Yani başka ne denir? Tamam biz de şu anda tünelden geçiyoruz. Bir ince karardık herhalde. Tünelden de çıktık bu ara. Yani anaya babaya küfür etmek, asilik etmek, gençler, çok yanlış bir şey. Dediğim gibi işiniz rast gitmez. Hayatınız boyu. Tamam biz de babamıza bazen kızıyoruz ediyoruz ama kesinlikle öyle bir onun üzerine bir laf falan konuşmadık bu zamana kadar. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Hayatta her zaman bak anaya babaya asilik, evli olanlar ailesine sahip çıksın, ölümüne sahip çıksın. Bir de gençler dürüst olun. Yani ne olursa olsun dürüst olun. Ulan bu yine bip diyor anasını satayım. Her neyse. Dürüst olun, delikanlı olun. Belki ilk etapta bazen onun zararını görebilirsiniz. Ama hayatınızın büyük bir bölümünde faydasını görürsünüz. Ki ben gördüğüm gibi. Yani faydasını gördüm. Bazen zararını gördüm belki ama olsun, siz yine faydasını kesinlikle görürsünüz. Bir de gençlere tavsiye. Kesinlikle, hatta geçen yine biri yazmıştı bana bu sanal kumarla ilgili. Oradan da bana bayağı bir yorum geldi. Meğer ne kadar millet batmış bu sanal kumar olayından. Yuvaları yıkılmış. Adam arabasını satmış vermiş. Bazısı kredi çekmiş kendimi kurtaracağım diye. Battıkça batmış. Arkadaşlar sanal kumar işine, normal kumar işine, alkole bilmem neye, bu işlere gençler bilhassa hayatınızı mahvedersiniz. Ya bu tip işlere girmeyin. Genç insan gider spor yapar, eğlenir. Dümenden de olsa manita peşine koşar. Kendinizi çok kaptırmama kaydıyla. Ama bu sanal kumar, alkol, bilhassa uyuşturucu. Arkadaşlar yani bu uyuşturucuyu millet neden içiyor? Ben bir türlü anlamış değilim. Daha doğrusu alkolü bile neden içtiklerini. Ben şahsen anlamış değilim. Yani akıllı başını denyo yapıyorsun ya. Hele hele uyuşturucu. Yani gencecik insanlar, adam çekiyor ne çekiyorsa. Arkada eli ayağı birbirine karışıyor. Beyin gitmiş. Denyo olmuş. 10-12 saat kendine gelemiyor. Belki de birkaç gün. Yani bu neden içilir amına koyayım, ben bir türlü anlamadım. Belki de uyuşturucunun etkisiyle anaya babaya asi oluyorlar. Yani benden size tavsiye, size uyuşturucuyu teklif eden, hatta sigarayı bile teklif eden, alkolü, efendim mesela söyleyeyim, sanal kumar işini size teklif eden, öveni ana avrat sövün ve arkadaşlarınızı da bırakın. Siktir etin gitsin orospu çocuğu. Çünkü o insandan size hiçbir şekilde fayda gelmez. Umarım söylediklerimi dikkate alırsınız nasihatlerime. Kesinlikle bu işlere girmeyin. Bilhassa uyuşturucu işine. Kesinlikle gençler, çünkü uyuşturucu, alkol belki hani o da kötü de
Hadi alkol biraz daha ama bu uyuşturucu işi harbiden size istemediğiniz çok şeyler yaptırır. Ki ben böyle çok insanlar tanıdım. Gözünüzü seveyim, bu tip şeylere girmeyin. Umarım dinlersiniz. Allah herkesin işini rast getirsin. Kapatın.